Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Bi adet zerrat-ı kainat ve mürekkebâtiyan. Emma ba'd. Şu fakir, garip Nursi ki Bediüzzaman lakabıyla müsemma olmaya layık iken haberi olmadan, Bidatüzzaman lakabıyla müsemma olmaya layık iken haberi olmadan, Bediüzzaman ile meşhur olan bir biçare, tedenni milletten ciğeri yanmış gibi feryad-ı figan ederek ah 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 vah sefa der ki, İslamiyet'in mağız ve lübbünü terk ederek kışlığına ve zahirine vakf-ı nazar ettik ve aldandık. Ve suyu fehim ve suyu edeb ile İslamiyet'in hakkını ve müstahak olduğu hürmeti ifa edemedik. Ta o da bizden nefret ederek evham ve hayalatın bulutlarıyla sarılıp tesettür eyledi. Hem de hakkı var. Zira biz İsrailiyatı usulüne ve hikayeti akaidine ve mecazatı hakaikine karıştırarak kıymetini takdir edemedik. O da ceza olarak bizi dünyada tedip için zillet ve sefalet içinde bıraktı. Bizi kurtaracak yine onun merhametidir. Öyleyse ey ihvan-ı müslümin, geliniz ona tarziye vereceğiz. El birliğiyle desti sadakati uzatacağız. Biat edeceğiz. Onun hablül metinine sarılacağız. Hem de bila perva olarak ilan ederim, beni geçmiş asılların efkarına karşı mübarezeye heyecan ve şecaate getiren ve yüzer senelerden beri sevkül ceyş ile kuvvet bulan hayalat ve evhamın müdafasına beni gayrete getiren itikadım ve yakınımdır ki, hak neşv-i nema bulacaktır. Eğer çamdan toprakta gizlense ve taraftar ve mültezimleri muzaffer olacaklardır, eğer çandan zaman ve zeminin merhametsizliğinden az ve zayıf olsalar. Hem de itikadımdır ki, istikbale hüküm sürecek ve her kıtada hakim mutlak olacak yalnız hakikat-ı İslamiyet'tir. Evet, saadet-i saray istikbalde takt-ı nişin hakayık ve marif yalnız İslamiyet olacaktır. Onu fethedecek yalnız odur, emareler görünüyorlar. Zira mazi kıtasında, vahşet abad sahralarında haymenişin taassup ve taklit veyahut Cehlistan ülkesinde menzil nişin, muzahrafat ve istibdat olanlara, şeriat-ı garranın galibi mutlak ve istilai tamuna set ve mani olan 8 emir, 3 hakkat ile zir üzere olmuşlardır ve oluyorlar. O maniler ise, ecnebilerde taklit ve cehalet ve taassuf ve kısislerin riyaseti ve bizdeki mani ise istibdad-ı mütenevvi ve ahlaksızlık ve müşerreşiyet-i ahval ve ataleti intihac eden yeistir ki şems-i İslamiyet'in küsufa yüz tutmasına sebep olmuşlardır. 8. ve en birinci mani ve bela budur. Biz ile ecnebiler bazı zevahir-i İslamiyet ve bazı mesail-i funun ortasında hayal-i batıl ile tevehüm eylediğimiz müsademat ve münakazattır. Aferin marifin himmeti feyyazadenesine ve fununun himmeti merdanesine ki meyli taharrih hakikat ve muhabbeti insaniyet ve meyli insaf olan hakaiki teşhis ederek o manilere gönderip zir-i zeber etmiş ve ediyor. Evet, en büyük sebep ki bizi dünya rahatından ve ecnebileri ahiret saadetinden mahrum eden, şems-i İslamiyet'i münkesif ettiren, tefehüm ile müsademat ve muhalefettir. Feyalil acep, köle efendisine ve hizmetkar reisine ve velet pederine nasıl düşman ve muarız olabilir? Halbuki İslamiyet, fununun seyyidi ve mürşidi ve ulum-u hakikiyenin reis ve pederidir. Fakat vay sefa, bu su-i tefehüm ve şu tevehüm-ü batıl, şimdiye kadar hüküm ferma hükmünü icra ederek vesvesesiyle yeisi ilka edip, bab-ı medeniyet ve marife ekrat ve emsallerine kapattırdı. Zira bazı zevahir-i diniyeyi fununun bazı mesailine muarız tahayyül ederek ürktüler.
Ez cümle. Küreybat-ı arz ki fununun en birinci derecesi olan küreybat-ı arz ki küreviyat-ı arz ki fununun en birinci derecesi olan coğrafyanın en birinci basamağıdır. İleride gelecek altı meseleye münafi zannettiklerinden bu bedihi meselede mukabere etmekten çekinmediler. Ey benim şu kitabıma iman nazar ile nazar eden zat. Evet. Malumun olsun bu kitapta istediğim hizmet budur. İslamiyet'te olan tarik-i müstakimi göstermekle ehli tefrit olan adai dinin teşkikatını red ve yüzlerine vurmakla beraber tarik-i müstakimin öteki canibini ve sadık-ı ahmak ünvanına layık olan ehli ifrat ve zahir perestlerin tevehümlerini tart ve asılsızlıklarını göstermek ve asıl rehber hakaik ve alem-i İslamiyet'in ikbal ve istikbaline yol açan ve sırat-ı müstakimde kemal-i ümid-i zafer ile çalışan muhakkikin-i İslam ve akıl sıddıklara yardım etmek ve kuvvet vermektir. Elhasıl maksadın ol elmas kılınca saykal vurmaktır. Eğer sual edersen senin bu telaşın ve ulum-u mütearife hükmüne geçen şeylere burhan getirmeye ne lüzum vardır? Zira telavuk-ı efkar ve tecarübün keşfiyatıyla meydan-ı bedahate gelen mesaile burhan getirmek malumu ilan demektir. Cevaben derim, ma teessüf, benim ile şu zamanın kıtasında iştirak eden cümlesi, eğer çandan sureten 13. asrın evladıdırlar, fakat fikir ve terakki cihetiyle Kur'un-u Gusta'nın yadigarlarıdırlar. Güya muasırlarımız 3. asrın nihayetinden 13. asra kadar geçmiş olan asırların fihristesi veyahut en müzeci veyahut melez bir kavimdirler. Hatta bu zamanın çok bedihiyatı onlarca mevhumat sayılır. Amma ba'd, şu fakir, garip Nursi ki, Bid'at-ü-Zaman lakabıyla müsemma olmaya layık iken, haberi olmadan Bediüzzaman ile meşhur olan bir çare. Tedenni milletten ciğeri yanmış gibi feryad-ı figan ederek, ah 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 vay sefa der ki, İslamiyet'in mağız ve lübbünü terk ederek kışlığına ve zahirine vakfı nazar ettik ve aldandık. Şu fakir garip Nursi ki, amma ba'd, Osmanlı klasiğinde, İslami eserlerde, Besmele'den hamd ve Cenab-ı Hakk'a tesbih, salavattan sonra söylenen bir tabir, terminoloji. Bundan sonra Besmele'yi söyledik, Allah'a hamd ettik, Cenab-ı Hakk'a tesbih, Peygamberimize de salat-ı selam söyledikten sonra şimdi esas hata geçeceğiz manasında bir ifade ve tabir. Evet. Şu fakir... Şu fakir garip Nursi ki, Bid'at-ü-Zaman lakabıyla müsemma olmaya layık iken, haberi olmadan Bediüzzaman ile meşhur olan bir biçare. Tedenni milletten ciğeri yanmış gibi feryad-ı figan ederek... Şimdi burada bakın, şu cümle çok cari bir dinle, cari bir dikkat. Tedenni millet diyor. Milletin yıkılışı, çöküşü, perişaniyetinden ne olmuş? Ciğeri yanmış. Şimdi hakikat noktasında bu cümleyi biraz derinliğine tezekkür ve tefekkür etmemiz gerekiyor. Bir dava adamı, bir gönül insanı, dine, İslamiyeti cidden iştiyak derecesinde seven, hayatına esas kabul eden Müslümanın dünyasında o Müslümanı diğer Müslümanlardan ayıran farklardan birisi de budur. Bakın, ciğerim yanmış. Zırap. Alem-i İslam'ın düştüğü şu perişaniyetten vicdanen, kalben zırap çekmek. Dava adamının dünyası. Bakın, hakikaten
Cenab-ı Hak, Kur'an gibi bir kitabı, Resul-i Ekrem gibi bir peygamberi göndermiş. Din olarak Allah İslam'ı bize seçmiş. Nedim? En şerefli, en canlı ve işte Resulullah'ın hayatı, İslamiyet'in getirdiği ölçüler, bunlar içerisinde şu anda İslam aleminin düştüğü perişaniyet, ciğeri yanmış. Bu Mehmet Akif'in şiir kitabı var ya, şiir kitabı. O şiir kitabında bir şiirinin başında Hindistan Müslümanlarından birisinin bir ibaresini almış. O zat diyor ki, odama girdim, kapıyı kapattım, o gece sabaha kadar alemi İslam'ın yıkılışına, perişaniyetine ağladım. O gece odama girdim, kapımı kapattım, sabaha kadar alem İslam'ın yıkılışına, perişaniyetine ağladım. Şimdi şu anda İslam aleminin durumuna bakın yani. Ciğerleri yakıyor mu? Yakıyor. Yani bu ızdırap, bu elem içimizde olması lazım. Bu elem ve bu ızdırap içimizde olmazsa, ahir zamanın seyri içerisinde insanlar ne oluyor? İşte bağdır, bahçedir, çifttir, çubuktur, makamdır, paradır, rütbedir, evdir, köştür, saraydır, ömür bitiyor, nefes gidiyor. O İslamiyet'e medar hakikati, marifi, esasatı, talim noktasındaki nakıslığımızın faturası da işte ortada. Bu cihette herkesin neyi var? Derecesine göre açıkça mesuliyetimiz var yani. Allah sorgular yani. En son din, en hükümlü din, en büyük peygamber Allah Allah. Kur'an, hakaik-i imaniye, es-sat-ı Kur'aniye, yüz binlerce evliyalar, asfiyalar, kamillerden müteşekkil bir dinin müntesiplerinin ahir zamandaki perişaniyetimiz. Onun için hakikaten yani bu şeydeki o cümle var ya, o korayı. Tedenni milletten. Tedenni milletten. Ciğeri yanmış. Ciğeri yanmış ya. Gibi feryadı figan ederek. Yani şu ciğeri yanmış manasını biraz daha üzerinde az daha durmak lazım. Yani bakın. Bir adamın diyelim ki dükkanında bir şey, bir sel vurdu, deprem vurdu, malı gitti. Köyde sürüsü var, 3-5 tane hırsız aldı, koyunları çaldı. Bak, adamın uykusu kaçıyor. Bir işe girdi, iflas etti. Adamın nefesi kesilmiyor. Şimdi insan İslam'dan uzaklaştı mı, nefes kesilmiyor. Ebedi ve sonsuz hayatın kaydı var. Yok 10 sene, 100 sene değil ya. Bu işin ortası yok. Yani. Bir insan imansız giderse bitti yani. Ebediyen bitti. Geriye dönüş yok. Yani bakın paramıza, malımıza, canımıza bir musibet isabet ettiği zaman o musibet noktasından elimizi 100 yere atıyoruz. Bir hastalığı acaba nereye götürelim? Türkiye bitti. Eğer paranın imkanı varsa ta yurt dışına götürmüyor musun? Bira tereddüt. Orada efendim paran var mı yok mu düşünmeden. Bu memlekette bu milletin İslamiyet noktasından yıkılışına karşı içimizde. Ya sabahleyin kalktım, tamam işim var, çiftim var, çubuğum var. Ama dinin ilası için, İslam'ın ipkası için ne yapmam lazım? Ona tereddüt eden görev ne? Nedir? İslam'ı nasıl temsil etmem lazım? Bu kutsiyeti nasıl ulaştırmam lazım? Bu manayı nasıl tebliğ etmem lazım? Bakın, adam 3 kuruş, 5 kuruş kazanmak için 20 yaşındaki bir genç ya. Çantayı alıyor, ta Çin'e gidiyor ya. Siz Türkçesiniz ya, biliyorsun ya, Çin'e gidiyor. Adamın Çince bildiği de yok, İngilizce bildiği de yok. Gidiyor, araştırıyor, sınama, deneme, ya ne yapayım, ne satayım? Ya
üç günlük dünyada 3-5 kuruş menfaat için buradan ta Çin'e kadar giden bir enerji, bir gayret, dinin ilası ve ifkası için bir şey yaparsa o mesuldür. Dolayısıyla ümmet olarak hepimiz mesuluz yani. Omuzumuza konulmuş bu görevi hem hamd etmek hem de hazmetmek, hem omuzumuza almak hem de hazmet bu hakikati temsil etme manasında ciddi sorumluluk ve görevimiz var. Cenab-ı Hak bu manada teyakkumuzu arttırsın, bizi uyandırsın. Ne diyor? Millette, milletin tedenlisinden ciğeri yanmış. Feryat ediyor. Ne diyor peki? Söyle bakalım. Ah, ah, ah! Va-es-sefa der ki, İslamiyet'in naz ve lübbünü terk ederek kışrına ve zahirine vakf-ı nazar ettik ve aldandık. Bakın, İslamiyet'in mağzını, içini ve özünü terk ettik. Nazarımızı, himmetimizi nereye bıraktık? Zahirine ve kışrına. Zahirine ve kışrına bıraktık. Bakın, tabii bakış ve münahazalar çok önemli. Tezif ve tahkir manasında demiyorum da. Yani hakikatin önemini, önemli katsayısı var ya, değil mi? Mesela hayata lazım olan önemli katsayısı. İnsana önce saat mi lazım? Kravat mı lazım? Su mu lazım? Mide için gıda mı lazım? Yoksa hava mı lazım? Bak şimdi bunu tasnif ettiğimiz zaman hava en birinci zaruri ihtiyaç, hava, sonra su, sonra gıda, sonra saat olsa da olur. Olmasa da olur. Kravat, kül mümkün. Gereksiz artık. Gereksiz artık. Değil mi? Şimdi dünyadan da kalktım. Aha, bakın, İslami esaslar itibariyle de meseleyi bu şekilde tasnif etmek durumundayız. Bu ümmete, bu gençliğe, bu kuşaklara, bak, hava gibi, su gibi, yani hava gibi, su gibi, gıda gibi, en büyük lazım ders, erkan-ı imaniye, esasat-ı Kur'aniye, Allah'ı tanıttırmak, Allah'ı bildirmek, tevhid, Allah'ı anlatmak. Erkan-ı imaniye, esasat-ı Kur'aniye'nin talimi her şeyden önce öne çıkması gerek. Bakın, kitaptan sonra sünnet, peygamberimizin sünneti, sünnet. Şimdi bakın, kışır, haşa, kışır ve kabuk manasında değil de zihnimize yaklaştırmak için konuşuyorum. Sünnet nedir? Bakın. Ve sünneti nasıl algılamamız lazım? Şimdi âmi insanlar, o da güzel, haşa, nakıs diyebilir miyiz? Âmi insanın dünyasında sünnet deyince peygamberimiz nasıl yemeye başladı? Bak, yemek dairesi. Rahat dairesi. Nasıl yattı, nasıl kalktı? Elini yıkadım, yıkamadım. Tamam. Peygamberimizin cübbesi, sarı, güzel. Ama Resulullah'ın esas mesajı ne? Peygamberler önce imanda nedir? İmandır. Peygamberler Allah'ı tanıtmak için gelmişler. Dolayısıyla peygamberin en ve en birinci görevine talim, muallim. İşte peygamberimiz nedir? Muallim-i Ekber'dir. Hoca-i Dağ'dır. Hoca-i Kainat'dır. Esasat-ı Kur'ani'yi talim. Allah'ı tanıtmak, muallim. Peygamberin görevi ne? Tebliğ, tebliğ. Peygamberin görevi ne? Temsil. İslamiyet'in güzelliğini fiilen yaşamak. Din nedir? Din, itikatta, amelde, hayatta istikamettir. İstikamet. Şimdi Peygamberimizin sünneti nedir? Sünneti itidaldır, dengedir, kabul edilir, yumuşak bir üsluptur.
Bakın. Şimdi bunlar, yani bugünkü Müslümanların hayatına bakın. Bak. Tebliğde geriyiz. Temsilde belki sınıfta kaldık. Temsil. Müslüman diyor, emindir. İtimat edilir. Müslüman emindir. Sözde diyor ki bak, 10 kişiden, 20 kişiden bir kişiye bu asır ne yapabilirsin? Ancak itimat edebilirsin. Görüyor musunuz? İşte 3 kere peygamberin duruyor ki din muamelattır. Muamelattır, muamelattır. Bak işte muamelat. Akit doğruluğu. Akit. Geliyor, ya yemin billah, vallahi billahi, tallahi, Mehmet Bey bana 10.000 lira ver, pazartesi vereceğim. Yemin billah, pazartesi geliyor, hiç ses yok. 2 pazartesi, 3 pazartesi, 4. pazartesi sabrım buraya taşıyor, ya ne oldu? Ya, öldük mü kardeş? Ne var? Niye sesini yükseltiyoruz? Senin borcunu biz inkar mı ettik? Bak hiddet eşitli, ya inkar etme ya masanın söz yerinde. Kaç pazartesi geçti? O parayı ondan alıncaya kadar vücudun derinde yapıyor. Çoğu zaman da vermiyor. Vermiyor. Şimdi öyle bir olay geldi şahane. Bir gün bir boyanlı sahibi bana geldi. Dedi aylıkları ödeyeceğim dedi. Utanıyorum bir daha gücü dedi. Beşini de vermem lazım, param yok dedi. 3 günde bana 100.000 mark ver dedi. Ben dedim, ben de 100.000 yok, ben de 40.000 mark var dedi. Olur dedi, onu ver dedi, ben cuma günü sana getireceğim. Çarşamba günü bana geldi. Neyse verdim ben de hiç. Ne artık sen et sepet, 20 sene önce. Dedim, cuma günü geldi, gelmedi dedim, ayıp ya, haram ya. Bir hafta geçti, 2 hafta geçti, yerine gittim. Dedim, ben sana şu para emaneti vermiştim, getirecektim. Herhalde unuttun. Ne zaman verdin dedi. Mal dağılıyor bende. Ondan sonra bana parasını ödemedi. Ondan sonra kaldı dedim. Yanında bir sana Sait isimli bir çocuk vardı. Bak dedim Sait de şahidimiz dedi. O yanındaydı sen onu verdin mi diyor. Şahidin var mı? Senetin var mı? Sepetin var mı? Yok dedi. Ondan sonra ben kim ne iş yapar? O olaydan sonra hep senet sepet diye iş yaptım. Yani, yani bana bir ders oldu. Dedi, var mı şahit dedim. Valla şahit dedi. Yani, ya. İşte bir saat. Mugurki abi, kışır. Nasıl oluyor? Bak yani zahir ve kışır. Şimdi biz mesela, de düşmeyelim yani. Bazen olur ki kendi hayatımızda yani mesela yani ben bir örnek verdim. Kaşar, kışır ve kabuk manasında. Ehemmiyetsiz manasında. Ehemmiyetsiz manasında değil. Mesela sünneti yani ben şu mesajı vermek istedim. Sünnet seniyenin tabakatı var. Sünnet-i seniyenin tabakatında en birinci mesele talim, tedris, muallimlik, tebliğ ve temsil. Şimdi imana dair sünnet var, ibadete dair sünnet var, efendim, amela dair sünnet var, zaten onları vazgeçilmez değil mi? Ahlaka dair sünnet var, bir de örfe, adete, ahlaka, muamelete dair sünnet var, fevkalade önemli. Bir de oturma ve kalkmaya adaba taalluk eden sünnet var. Mesela adaba taalluk eden sünneti icra etmezsek ahirette hesap var mı? Hesap yok. Yani ben sana sabahleyin kalktım, ben ağzımı misvakla misvaklamadım. Ahirette Cenab-ı Hak bana niye sabahleyin kalktın, ağzına misvak vurmadın, vurdun diye bir sual var mı? Yok. Ama esas sabah namazına kalktın mı kalkmadın mı? Namazdan sorgulanacak mıyız? Sorgulanacağız. Ama misvaktan sorgulanmayacağız. Peygamberimiz yemeye başlarken elini yıkadı mı yıkamadı. Ha, Efendimizin muamela demiyorum de örfe ait sünnetini ihya etmekten ecre mükafat var. Ama ben elimi yıkamadan oturdum. Ahirette bundan hesap var mı? Bunda hesap yok. Şimdi âmi insanlar, satıh ve zevahirde dolaşan insanlar esasatı, asli değerlere şey etmiyor. Dikkat etmiyor, hayatına yansıtmıyor.
Kıraatla ilgili, zevahirle ilgili bir kısım İslami meseleleri alıyor, gündeminde büyütüyor. İslamiyet'i o çerçeve içerisinde indiriyor ve kaldırıyor. Çoğu zaman da ya ifrata ya da tefrite düşüyor. Şimdi bunun izahını yapacak okul. Ve su-i fehim. Özde yani İslamiyet'in istediği şekilde dost doğru olmak şimdi diyebilirim yani. Bakın şimdi, bak şimdi abi İslamiyet'in özü. İslamiyet'in özü. Bak daha açık yani fıkıh diliyle konuşalım. Şimdi imanın şartı var, bir de İslam'ın şartı var. Şimdi biz 7 yaşındaki, 10 yaşındaki çocuğumuza, evladımıza bunu talim ediyor muyuz? İslam nedir? Tamam, kelime-i şehadettir. Şimdi kelime-i şehadeti getirmekte İslam aleminde problem var mı? Yok. İkinci şart nedir? Namaz kılmak. Esas. İman, İslam'ın esası. Şimdi İslam bir din midir? Evet. Sen bu dini kabul ettin mi? Evet. Esasını işte. Bak, esas. Şimdi bakın, git sabah namazındaki camilere. Bak, iki saf, üç saf. Ben şimdi bir zaman bir yere gittim, böyle karşıda siteler var, evler falan var. Sabah namazı vakti. Emin olun, belki şöyle baksan 100-200 tane şey görünüyor. Aynen. Hemen hemen hiçbirisinde lamba yanmıyor. Namaza kalkmıyorum. Namaz kılan adam abi diyelim hakiki doğruluğu yakalayamazsa... Bir dakika oraya da gireceğim. O da bir şekil... Oraya da gireceğim. Şimdi bakın yani mesela esastan konuşuyor. Esas mesela namaz dinin esasıdır hadis. Hadis bak, hadis sahih hadis. Namaz dinin esasıdır. Namazını kılan dinini muhafaza eder, namazını kılmayan dinini yıkar. Peygamberim diyor, ahirette Müslümanın, imanla giden Müslümanın ilk hesabı namazdır. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Cehenneme giren insanlara melekler sordu. Niye cehenneme düştünüz? Cevap verdiler, biz dünyada namaz kılıcı değildik. Açık ayet. Farzın terki ahirette ikaptır, cehennemdir. Namaz. E şimdi esasat noktasından bakın. Bakın. Şu gençliğin haline bakın. Yani. Bakın. Şimdi esasta ciddi neyimiz var? Kaybımız var. Oruç. Şimdi oruç noktasından bakınca oruçta Müslümanlar namaza göre daha da şey, biraz daha iyi. Ama adam mesela yaz aylarında bakıyor ki yok, uzun günlerde tutamam. Tevhile, tefsire yöneliyor. Hac, zekat. Hac ve zekat zengine kayıttı, kısıttı bir sorumlu. Ama adam mesela bakın, İslam fıkhında bir Müslüman zengin. Zengin olduğu zaman ona hac farz. 30 sene zengin yaşadı, 30 sene sonra iflas etti. Sonra haca gitmedi o arada. Sonra öldü ahirette. Hacı tehir etmekten dolayı cehennem. Sen niye gitmedin? Şimdi yani böyle bakınca mesela dinin kayyum değeri namaz. Namaz. Ha, şimdi namazdaki şimdi geldim şeye derece inerim. Şimdi ayet-i kerime var. Namaz insanı bütün kötülüklerden korur. Namaz kıldığımız halde kötülüklere, fahşaya, günaha, kebaire giriyorsa demek biz hakikaten namaza tam ulaşmamışız. Öyleyse namazın hakikatine isal lazım. Şimdi size cevabım konuşuyorum. Tamam. Kur'an'da ne diyor? Müslümanların namazını anlatıyor. Salatihim haşiyun. Değil mi? Sure-i Mümin'in başında. Müminler namazını nasıl kılarlar? Huşu içinde kılarlar. Namazın hakikati kimin huzurundasın? Kimin huzurundasın? Huşu, huzur,
bir Abd-i Muhsin gibi namaz kılmak. Sen Allah'ı görmüyorsun ama Allah seni görüyor. Kur'an'da tehdit ayeti var. Ne diyor Cenab-ı Hak? Vay o namazı. Vay o namazı böyle şuursuz kılanlara. Şimdi ayetin tam meali aklımda değil de. Feveylül olsun namazı. Hakkatını yerine getirdiğimlere. Şimdi her şeye hakkını vermek. Hakkını vermek. Şimdi bazen mesela camiye gidiyorsun, namaz kılıyorsun sen. Subhaneke'yi bitirmeden adam secdeye gitti. Ya bu nasıl namaz? Tadil yerken üç mezhepte farz. Bir mezhepte vacip. Tadil yerken farz. Peygamberimiz bir adamı üç kere namazını iade ettirdi. Hızlı hızlı kılıyor. Namazdan çalmayın diyor Peygamberimiz. Namazdan hırsızlanmayın. Hakkını vereceksin. Allah rahmet etsin 40. Hacı'ya ve Selim'le. Allah makamını cennet etsin, mağfiret etsin. Bir gün biz kümbette oturuyorduk. Birisi namaz kıldırdı. İki kişiyle beraber gelmişiz. Biz de oturuyoruz. Kıncırız ağzı ileride. Fatiha okudu. Neyse, salam verdikten sonra hocam döndü. Dedi ki, senin o okuduğun Fatiha Kur'an'da yok. Yani Fatiha'yı böyle kırarak dökerek okuyor. Dedi ki, senin okuduğun Fatiha Kur'an'da yok. Bir hadis kutsi var. Cenab-ı Hak işini güzel yapanı sever. Allah işini güzel yapanı sever. Ne kadar ehemmiyetli bir ölçü. Bu hayatın bütün cihet ve cephesinde geçerli olan bir kanun. Ustasın, öğretmensin, sanatkarsın, muallimsin, müderrissin. Hangi sağa doğrusan ol, işini güzel yap. Allah işini güzel ve doğru yapanı sever. Ve suyu fehim ve suyu edeb ile İslamiyet'in hakkını ve müstahak olduğu hürmeti ifa edemedik. Bak iki noktayı tabi aslında her bir ibaren üzerinde tek tek durmak gerekiyor. İki tane bize açı veriyor. Biri suyu fehim. Yani bak yanlış anlama. Bir insanın hakikati kaynağından tavsiye eder, okur, öğrenirse o güzel. Ama kulaktan kulağa, ağızdan ağıza tahkik etmeden, mizana vurmadan, ölçüyle tespit etmeden alırsa oradaki anlayış ne? Kötü, yanlış anlayış. Yanlış. İkincisi, su-i edep. Din nedir? İmanın çok önemli şube ve cüzlerinden birisi nedir? Edeptir. Peygamberim görüyor ki Hazreti Adem'den kıyamete kadar bütün peygamberlerin mabeyninde söylenmiş bir söz var. 6000 senede gelen bir söz. Utanmadıktan sonra ne iş yaparsan ya? Utanmak. Sünnet seni edeptir ya. Sünnet seni edeptir. Edde beni Rabbi fe ahsene tedbiye. Allah beni Rabbim terbiye etti. Ya terbiye etti. Edep edep. Bakın. Şimdi dört halife içerisinde Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Şimdi bu üç halifenin çok mümeyyiz vasıf ve sıfatları var. Hazreti Ebubekir, Sıddıkiyet. Davay Kur'an'ı, Resulullah'ın yanında müşavir, mağara arkadaş. Ya başka, Sehi ve Cümert. Müslümanların en büyüğü, en şereflisi. İtikatta en ilerisi. Hazreti Ebubekir. Eğer Ebubekir'in serveti olmasaydı belki İslamiyet batardı diyor Peygamberimiz.
Hazreti Ömer, şahmet İslami, adalet. İslam'ın tebliğ ve tabir noktasındaki cesareti, hamileti, dirayeti. Bakın, Hazreti Ali, bilim kutbu, ihlas kutbu, velayet kutbu, isteği nası, Allah Allah, ibadeti, taatı, insan-ı kamil. Hazreti Osman'a bakın. Hazreti Osman'da diğerlerine nispeten bu gibi vasıflar önde değil. Ama Hazreti Osman'da iki vasıf öne çıkıyor. Birisine haya. Haya, edep, edep. Bak demek ki edeb-i İslamiye o kadar ehemmiyetli ve önemli ki o dört halifeden birisi edeple ne olmuş ve edep olmuş. O dört, üç kişinin arasına girmiş edep. Bir de Hazreti Osman'ın ikinci bir özelliği Kur'an'la meşguliyeti. Sahabe içerisinde en ziyade Kur'an'la meşgul olan zat Hazreti Osman radıyallahu anh. Edep, edep İslam. Şimdi bakın, İslamiyet'e layık edebi, su-i fehim, yanlış anlamadan dolayı, işte bir insan yanlış anlarsa yanlış uygular. Yanlış uygulama büyürse neye gider? Bid'aya gider. Hak'tan uzaklaşır, batıla gider, kademe kademe. Bakın, senin deden bir yanlış yaptı, bakın. Şimdi zaman içerisindeki açılımı. Deden bir yanlış yaptı, baban o yanlışı aldı, o yanlışa biraz daha ilave etti. Toruna gelince o yanlış ne oldu? Büyüdü. Daha da büyüdü. Mesela şimdi şurada bir şey var, baraj var. Oradan küçük bir su çıktı, sızıntısı. Onu yerinde ve zamanında müdahale etmesen o sızıntı ne yapar? Artar. Artar. Sonra? Yıkar. Yıkar ve yol yapar ve yıkar. Şimdi bakın, hem Suriye'de hem su-i fehim. Fehim. Su-i fehim. Ya. Gelecek kuşaklara geldiği zaman ne oluyor? Gittikçe tahrip oluyor yani. Gittikçe büyüyor. Ve yıkıma dönüyor. İşte hali alemin icatı bunu ne yapıyor? Açık gözleri göstermiş oluyor. Evet. İslamiyet'in hakkını ve müstahak olduğu hürmeti şimdi, ifade edemedi. Şimdi bu iki cümleden bize bakan cihet ve cephesi ne? Yani Üstad Hazretleri bunu açık ifade ediyor. Biz diyor doğru İslamiyet'i bir. İkincisi İslamiyet'e layık doğruluğu. Değil mi? Efhalimizle izhar etsek, sair dinlerin tabirleri feş feş daire-i İslam'a girecekler. Doğru İslamiyet. İkincisi, İslamiyet'e layık doğruluğu. Bak, doğru İslamiyet. İşte, doğru İslamiyet gidince yerine ne geliyor? Su-i. Su-i fehim ve su-i cehim. Şimdi bakıyorsun, İslam dünyasında öyle fraksiyonlar falan var ki, adam la illah diyor, tabancayı çekiyor, Müslümanın alnından vuruyor. Allahu Ekber, cihat. Bir insanı öldürmek, bütün insanları öldürmek gibidir. Bir insanı diriltmek, bütün beşeri diriltmek gibidir. İslam dünyasında bakın, yanlış su-i fehim, hariciler zamanında başladı. Bunun biraz üzerine dönmez değil mi? İslam dünyasındaki yanlış anlama, yanlış uygulama hariciler zamanında başladı. Dinde mutaassıp, muhakeme-i akliyede noksan. Dinde mutaassıp, muhakeme-i akliyede noksan. Haricilerden bir, iki kişi. İki kişi. Bir sahabe önde gidiyor. Yaşlı bir sahabe. Gelini var, o da arkada. Sahabenin önüne geçiyorlar. Söyle bakayım, Ali Müslüman mı, kafir mi? Hazreti Ali'yi soruyorlar. O hakem olayı var ya. Hüküm Allah'a aittir. Ali hakem tuttu onlara göre. Dinden çıktı, haşa kafir oldu. Hariciler, ekserisi Hazreti Ali'nin ordusu içerisinde ve haricilerin çok önemli bir kısmı
çoğu hafız. Kur'an'ın elfazını öğrenmişler ama Kur'an'ın hakikatında derinlikleri yok. Hafız. Hazreti Ali'nin ordusundan koptular. Sen hüküm Allah'a aittir, hükmü Allah verir. Sen şey hakem tayin ettin. Sen haşa kafir oldun. Biz kafire itaat etmeyiz. Kelime-i şehadet getirir, tekrar rücu eder, İslam'a dönersen senin orduna katılırız. Yoksa ayrı gittiler. Bakın. Bak ya, nasıl bir cehalet. İşte onu anlatıyorum, onu anlatıyorum da bakın. Sahabe önde gidiyor, yaşlı bir sahabe. Şey arkasında, gelin arkasında. Gelin de yüklü. Doğuma yakın yani. Belki 15-20 gün sonra doğacak. Sahabenin önünü kesiyor, iki tane harici. Şöyle bakın, Ali Müslüman mı, kafir mi? Bir sahabe yalan söyler mi? Benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hakkati söylüyor. Resulullah'ın halifesi, damadı. Ehli veliyet, ehli kemalat, ehli ilim. Vay sen kafire nasıl böyle dedin? Yatırdı, sahabeyi öldürdüler. Peki, gerideki o günkü İslami terbiyesine örtülmüş, örtülü kadın. Dili yok, lisanı yok, beyanı yok. Bir şey konuşmadı. Gelini de öldürdüler. Karnını yardılar. İçindeki çocuğu da öldürdüler. Şimdi bu işleri yaparken zerre kadar şey olmuyor. Mütesir olmuyor. Affedersiniz, eşeği yandaki şeye girmiş, çayıra girmiş, tarlaya girmiş. Biri ona ikaz ediyor. Ya sen ne yapıyorsun? Kul hakkıdır. Allah seni cehennemde yakar. Bak bu eşeğe bak. Bu eşek nasıl bir eşek ya? İki tane cana kıyıyor. Karnını yarıyor. Çocuğu, karnındaki çocuğu öldürüyor. Zalimin zerre kadar hissiyatında bir şey yok, acıma yok. Eşek bir ot almış, oradan gelmiş. Allah seni cehennemle tecdi eder. Dinde mutaassıp, muhakeme-i akliyede noksan. Allah bu tip insanların şerrinden bizi muhafaza etsin. Bakın. İman ya var ya yok. Ayet-i Kerime'de diyor ki bari müminiz, mümin demeyiniz diyor. Ne diyiniz? Müslümanız diyiniz. Ayette diyor ya. Müslüman diyor. Müslüman diyiniz. Mümin değil. Müslüman diyor. Bak. İslam'a teslim olmuş. İslam'ı kabul etmiş ama iman yok. Ve iman yeteri kadar inkişaf etmemiş. Ne oluyor? İltizam. Tarafkar, taraftar. İslam aleminde bu iltizam ve tarafkirliğin, böyle fanatikliğin en güzel, en açık, güzel değil mi? En açık nümunesi ne? Hariciler. Fanatik var. Şimdi bu fanatik her şeyde geçerli. Şimdi bakın, yani bugüne yansıtırsak mesela futbol olayları. Adam mesela Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın fanatiği. Bak fanatiği. Şimdi bir futbolcu Fenerbahçe'de Galatasaray'da çalışıyor, oynuyor profesyonel. Oyunda galip olsa kafayı vurur yatar, mağlup olsa da gece kafayı vurur yatar. Top yuvarlak, bugün galip olduk, yarın mağlup olabiliriz. Profesyonel futbolcunun dünyası o değil mi? Ama fanatik öyle değil. Bak. Fanatik, maç bittikten, düdük çaldıktan sonra başlar. Oyun bitti, onlar sahaya iner. Kazandım, vur patlasın, çal oynasın, kaybetti mi yıkar, paralar ve parçalar. Bak şimdi bir futbolcu ağlamaz. Ama bir fanatik hüngür hüngür ağlar mı? Ağlar. İslam dünyasında bütün problemleri ateşleyenler, sahaya inenler, yani sokağa inenler,
afakta, içtimaiyette, devlet, Müslümanlar ve diğer bütün böyle insanlara bakın. Hepsi, ekserisi şey, fanatik. Yıkan, töken, paralelini parçalıyor. Allah ondan içerisinden memleketimizi, milletimizi, İslamiyet'i muhafaza etsin. Ve suyi fehim ve suyi edeb ile İslamiyet'in hakkını ve müstehap olduğu hürmeti ifa edemedik. Hakkını vermek. Dinin hakkını vermek. İmanın hakkını vermek. İslam'ın hakkını vermek. Kulluğun hakkını vermek. İşte muadelet, adalet. Adaleti insan önce kendi aleminde şey edecek. Adalet nedir? İhkak haktır. Peki sen kulluğun hakkını verdin mi? Vermedin. Biraz önce konuştuk bak. Üç kere o bedevi peygamberimiz namazını bozdurdu. Böyle namaz olmaz. Namazın hakkını verir. İbadetin hakkını verir. Adaletin hakkını verir. İslamiyetin hakkını verir. Evet oku. Hakkını ve İslamiyet'in hakkını ve müstahak olduğu hürmeti ifa edemedik. Bak, İslamiyet Allah'tan bize şeref, lütuf ve ihsan. Allah'ın en büyük ihsanı nedir? Hidayettir ya, imandır ya. Resul-i Ekrem Aleyhisselam nasıl bir nimettir? Kur'an bize nasıl bir nimettir? İslamiyet nasıl bir nimettir? Hadisler nasıl bir nimettir? İslam ulemaları nasıl bir nimettir? Bak. Tüm bu nimetlerle buraya geldik. Bu nimetin hakkını vermezse, ayet-i kerime nimet şükrü görmezse gider. Ta o da bizden nefret ederek evham ve hayalatın bulutlarıyla sarılıp tesettür eyledi. Evhamlar ve hayaller ne yaptı? İslamiyet'in önünü kapattı. Hem de hakkı var. Zira biz İsrailiyatı usulüne ve hikayatı akaidine ve mecazatı hakaikine karıştırarak kıymetini takdir edemedik. Şimdi bakın burada Üstad üç tane ölçü veriyor. Niye İslamiyet'in kadir ve kıymetini, hakkını veremedik? Ona lazım olan hürmeti gösteremedik. Üç tane nükte. Biri oku. İsrailiyatı usulüne. İsrailiyatı usula karıştırdık. İki. Hikayeti akaidine. Hikayeleri de akaide karıştırdık. Ettiği ki. Ve mecazatı hakaikine. Hakaikine karıştırdık. O kıymetini da, takdir edemedik. Kıymetini takdir edemedik. Bak şimdi birisi İsrailiyatı usulüne. Bak. Şimdi tabii şeyde Medine döneminde bir kısım İsrail alimleri Müslüman oldular. En başta Abdullah İbn-i Selam. Yahudilerin meşhur büyük alimlerinden birisi, o Müslüman oldu. Ondan sonra Kaf ve birkaç tane daha Yahudi alimleri şey yaptılar, Müslüman oldular. Tabii onların eski Tevrat'tan bildikleri var. Yani eski Tevrat'tan, Hazreti Musa'nın dilinden öğrendikleri falan var. Onlar tabii böyle Müslüman olunca, Ben İsrail'in de kuvvetli büyük alimi olduktan sonra sahabeler ve diğer Müslümanlar onlar böyle Ben İsrail'den geldiği ve eskiden de tevhid inancından geldiği için onlara daha fazla itibar ettirir bir cihette. Çünkü İslamiyet gelmeden önce Araplar neydi? Putperestti. Yani, semavi dini bilmiyorlardı. Hanif dini vardı. Hanif dini de kapalıydı. Örtülü herkes açık değildi. Peygamberimizin hayatında, diğer bir kısım muahitlerin hayatında tezahür ediyordu. Şimdi onlar tabii bazı meclislerde İsrailiyet'ten bazı hikayeleri anlattılar. O hikayeler tabi avamın da kulağına girdi. Sonra tabi akaidi, usulü, esasatı bilmeyince bir iki kuşaktan sonra insanların aleminde usullar, hakikatler, marifetler biraz geride kaldı. Bu hikaye ne yaptı? Öne geçti. Mecaz öne geçti. İsrailiyet öne geçti. Ve tabii bu avamın terazisi de hassas olmadığı için hatta bir kısım lakayt Müslümanlar, lavgari Müslümanlar, ibadete taatta geride kalanlar o hikayeleri, o İsrailiyet'ten gelen rivayetleri aldılar. Sanki esasatmış gibi kabul ettiler.
Çünkü şimdi burada çok önemli bir ölçü var. İnsan inandığı gibi yaşamazsa uzun devrede yaşadığı gibi inanmaya kendini mecbur bilir. Bu nokta çok önemli. Sen inandığın gibi yaşamazsan 3-5-10 sene sonra sen yaşadığın gibi ne yaparsın? İman etmeye başlarsın. Hemen tevil ve tefsire girer. Şimdi mesela şimdi İsrailiyetten ve hikayetten ver, bir iki misal görmek istiyorum falan. Hazreti Musa Aleyhisselam efendim, bakmış birisi namaz kılıyor. Namazı kılarken değneğim, sopamı değneğim diye secdeye gidiyor. Bir çoban gelmiş Hazreti Musa'nın yanına İslamiyet'e öğrenecek. Namaza durmuş, değneğim, sopam değneğim diyor, yatmış, kalkmış, namaz kılmış. Ondan sonra vurmuş, gitmiş. Hazreti Musa Aleyhisselam da ben bunu çağırayım, ona hakikati talim edeyim diye suyun kenarına vurmuş, suyun üzerinden suya bakmadan geçmiş. Hazreti Musa Aleyhisselam arkasından devam etmiş. Hazreti Musa'nın ayakları dizine kadar suya batmış. Şimdi bunu usulla mukayese et. Bir peygamberi âmi bir Müslümanla mukayese etmek kıyası farıktır. Kıyası akimdir. Hiçbir cihette bir peygamber avam nasıl bir Müslümanla kıyas edilmez. Peygamberleri ancak peygamberlerle kıyas edebiliriz. İstatistikte de bu ölçüdür. İlim dünyasında da bir ölçüdür. Kategoriye ayırıyoruz. Şimdi fakir bir insanla zengin insan mukayese et. Nasıl mukayese edeceksin ki? Ama 2 milyoneri, 2 fabrika tüccarını kıyas edebilirsin. Köydeki 2 ağayı da kıyas edebilirsin. Üniversitedeki 2 müderrisi de medresede kıyas edebilirsin. Ama bir müderris de cahil bir insanı kıyasa sokamazsınız. Bu istatistikte de bu yanlış. Yanlış bir kıyas. Şimdi peygamber hiçbir cihette bir şeye girmez. Kıyasa girmez. Hazreti Musa Ullazım peygamber, kitap sahibi peygamber, şerefli bir peygamber. Bu bir. İkincisi bak burada namazı tahfif var. Sopam değneğim, değneğim sopayla namaz kılınmaz. Namazı tahfif etmek, hafife almak da İslamiyet'te küfürdür. En büyük ibadettir. Tabir erken 3 mezhepte, farzdır 1 mezhepte, vaciptir. Sonra demek ki bunun namazı makbul. Hususa göre bunun namazı makbul değil. Müfsit ve fasit o namaz olmaz. Şeriat o namazını yapmıyor. Kabul etmiyor. Sonra vurmuş suyu geçmiş. Bak. Bunu lazım bir peygamberin ayağı suya girmiş. Batmış. Bu adamın batmamış. Burada küll hükümle. Küll hüküm yalan. Şimdi bunu adam getiriyor. Ya bu gelişmeye başlıyor ya. Namaz kıldı ya tamam. Sen bak. Sen benim içime samimi getir. Samimiyet ama ölçü var. Mizan-ı şeriat var. Usul var. Hakkat var. Tadil var. Erkan var. Tadil var. Tedris var. Başka. Sen benim bak kalbime bak kalbime. Kalbim çok temiz bak. Bak beynamaz insanlar İsrailiyetten gelen hikayeleri sanki esas atmış, sanki Kur'an'ın ayetiymiş, sanki Allah'ın hükmü gibi almışlar ve yapılması lazım gelen sorumluluktan, görevden ne yapmışlar? Hayattan uzaklaşmış gitmişler. Hikaye dili. Bakıyorsun adam bir şey anlatıyor. Bu tip hikayeler daha ziyade şeylerde görünür. Adam sarhoş, adam ibadetten dağıttan, mahrum. Bir şey anlatıyor beni sahibine. Tamam. Bir tane Cenab-ı Hakk'ı da affetmiş. Peki Allah affeder ve affetmez. Onun iradesine bağlı ama İslamiyet ölçü getirmiş bak. Peygamberimizin birçok şeyleri var, hadisleri var. Peygamberin duruyor mesela. İkindi namazını bilerek geçiren, namazını kırmayan
bütün dünyayı kaybetmiş bir insandır. Bütün dünyasını severmiş. Bakın hadis, hadis bunlar, hadis. Sabah namazının iki rekat sünneti, dünya ve içindekilerin hepsinden daha hayırlıdır. Şimdi hadisleri, İslami ölçüleri, değil mi? Peygamberimizin muamelatını, İslam'ın getirdiği temel esasları hiç dikkate almıyor. İsrailiyetten bir hikayeyi alıyor, sanki hüccettir, sanki o ya ayete delilmiş gibi kabul etmiş ve maalesef yani bunun sıkıntılarını ve sancılarını yani çok yaşadık tarih boyunca. Şimdi de yaşıyoruz aynı manada. Biri de mecazata kaygılar. O da şimdi tabii mecaz örtülü bir manadır. Mecazdan maktup, o mecazın arkasındaki manayı istihraç etmektir. Zamanla yani usta diyor, mecaz ilmin elinden cehil eline düşse ne olur? Hakikat telakki ediyoruz. Şimdi mesela diyelim ki yani bir divan var. Yaşlı insanlar oturmuşlar, bir meseleyi tezekkür ederken yaşlı bir zat dese ki ya şimdi bir de çocuk var, 10 yaşında, 12 yaşında, şurada bizim yanımızda oturuyor, dersi dinliyor. Şimdi ben desem ki, uzağa gitmedim şimdi, ben desem ki efendim, ya ben geçen gün hamama gittim, hamamda karşımda bir aslan yıkanıyordu, bir aslan, ama nasıl bir aslan? Şimdi çocuk onu duydu, büyüdü, dese ki ben filan zamanında, olayı biraz daha büyütelim, ben filan zamanda bundan 50 sene önce bir müştehitten, bir allemeden, bir kamil İslam aleminden duydum, yemin billah, vallahi billahi tallahi ben bu cümleleri duydum, dedi ki ben hamama gittim, hamamda karşımda bir aslan yıkanıyordu. Demek ki eskiden hamamlara aslanlar da giriyordu. Bakın mecaz değil mi? Aslan gibi yiğit, bahadır bir genç. Tığ gibi bir delikanlı. Bir İslam mücahidi. Bak karşıda yıkanıyor. Bak mecaz ne oldu? Hakikati. Hakikati oldu. Yani. O da bir kuşağa benim babam babası diyordu ya demek eskiden bu aslanlar bunlar. Hamamda yaşar. Hamamda yaşar. Arkasında tak. Diyor, yalan diyor, yalan mukaddeme olur. Bir yalan, arkasında ikinci bir yalan da olur. O da üçüncü yalan, öyle değil. Şimdi İslam etkisi bazı mecazlar ne olmuş? Hakka telakki edilmiş. Bunlar da akaidi inceliyor, incitiyor. Bunlar usulü, metodoloji, İslam'ın getirdiği temel esas prensipleri ne yapıyor? Tahir ve tebliğ ediyor. İnsanları hakikatten adım adım uzaklaştırıyor. Bunu biz de yapabiliyoruz. Mesela takvim yapmanda 3-5 hadis okuyor. Ondan sonra hadis alemi gibi ahkam kesiyor. Evet. Usulü bilmeden. Usulü bilmeden. Mesela böyle ne yaparak paralayıp kalırım. Bakalım. O da ceza olarak bizi dünyada tedip için zillet ve sefalet içinde bıraktı. Yani bunun faturası ne? Yani zillet bu İslamiyet'in sefalet. Hakikatını, İslamiyet'in getirdiği esasatı hayatımıza tam yansıtmadığımızda, İslamiyet'in hakikatlerinden elimizi çektiğimizden, zevairde kaldığımızın neticesi, faturası ne? O